Patlıcanı seçerken şöyle ucuna dokunun. Ucu yumuşaksa patlıcan. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimiz önce patlıcanları soyarak başlayalım. Size önemli bir detay vereyim. Patlıcanı seçerken şöyle ucuna dokunun. Ucu yumuşaksa patlıcan çekirdekli değildir. Güzel patlıcandır. Patlıcanları da biraz iri doğrayalım. Yemeğin içinde kaybolup gitmesin. Patlıcanlarımız hazır. Diğer malzemeyi doğrayacağız şimdi. Tabanımız hazır. Tabandan lezzet versin diye içine biraz da sarımsak doğrayacağız. Ortalama 4 diş. Sarımsak ufak olduğu için ben biraz fazla doğradım. Soğanımız, domatesimiz, biberimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar yağımız çok sıcak olmayacak. Yağı 3-4 defa kullanmak istiyorsak fazla ısıtmayacağız. Yağımızın ısındığını nasıl anlarız? Şöyle bir parça kopartacağız, atacağız. Dibine düşecek, geri yüzüne çıkacak. O zaman yağımız ısınmış demektir. Yağı çok fazla ısıtmazsak aynı yağı 3-4 defa kızartmalarda kullanırız. Hiçbir sorun yaşamayız. Ara ara karıştıracağız. Her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Patlıcanları hemen gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla rengini kaçırmıyoruz. Ocağa girdiği zaman rengi daha da koyulaşacak bunun. Alavuz dediğimiz şekilde kızardığı gibi yeterli. Patlıcanlarımız kızardı. Hemen şöyle bir yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağ az bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yemeğin cinsine göre önce kıymanın, soğanın kavrulma şekli değişir. Bunda kıtır bir kıyma istemediğimiz için ne yapacağız? Önce soğanını kavuracağız. Yağ ısın, hemen soğanı döküyoruz. Orta ateşte soğanımızı kavurmaya başladık. Soğanlarımız hafiften rengini kaybetmeye başlayınca kıymasını katacağız. Ortalama 4-5 dakika geçti. Soğanların kavrulmasını bekliyoruz. İşi daha çabuk yapmak için hemen bir kapak kapatıyoruz. Boş yere ocağımız da yanmasın, boş yere beklemeyelim. Şöyle hemen göstereyim, kapağı kapattığım gibi soğanlar oldu. 1 dakika bile geçmedi. Hem zamandan da tasarruf etmiş olduk hem ocaktan. Şöyle gösterelim, soğanlarımız oldu. Tam bu aşamada kıymasını boşaltıyoruz. Kıymayı kişi başı 40 gramdan hesaplayabilirsiniz. Şöyle soğanla kıymayı güzelce bir kavuracağız dağıta dağıta. Tabii bunun da formülü var. Çok uğraşmak istemiyorsanız ne yaparsınız? İçine yarım çay bardağı bir su boşaltırsınız. Şöyle suyla bir karıştırırsınız. Kıyma ne yapar? Dağılır gider. Öbür türlü toplama yapar. Sizi çok uğraştırır. Bu şekilde 10 dakika uğraşacaksan 2 dakika bile uğraşmasın. Anında dağılma yapar. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Bir karıştırdık. 2 dakika içerisinde suyunu çektireceğiz. Kapak ısıyı yükseltti. Hemen kıymayı kavurdu. Suyunu da çekti. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? İçine attığımız o yarım çay bardağı su kıymayı dağıttı. Fazla su olmayacağından dolayı bir yemek kaşığına yakın domates salçası ilave ediyoruz. Böyle bir domates salçasını bir karıştıralım. Tam bu aşamada domatesin biberini ilave ediyoruz. Salça domates biberin her yerine değecek. Değecek ki biraz domates biber içinde canlı kalsın. Domates biberle beraber salçayı şöyle güzelce bir kavuracağız. Dibine hafiften yapışmaya başlasın. Salçamız iyice kavrulmuş, şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada bir su bardağı soğuk su veriyorum. Soğuk su hem rengini güzel yapar, hem lezzet verir. Buna yarım su bardağı su daha vereceğim. Yarım su bardağı su daha verdim. Bu aşamada baharatlarını atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Tuzunu atıyoruz. Az bir de kimyon atıyorum. Bunu bir taşım kaynatacağız. Ondan sonra patlıcanla buluşturacağız. Çok fazla kaynatma yapmayacağız. Tencerede pişeceğinden dolayı bir taşın kaynamasını bekliyoruz. Yani ortalama 2 dakika. Sosumuz kaynadı. Altını kapatıyoruz. Her zaman söylüyorum.
Patlıcan kızardığı zaman vefasız olur. Kişi başına iki patlıcandan aşağı hesaplamayın. Sonra ortada kalırsınız. İşletme de olsa, evde misafir de olsa mutlaka kişi başına ikiden aşağı patlıcan hesaplamayın. Tencerenin dibini zor kapattık. Hemen sosunu ilave ediyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir yemek olacak. Ortalama 4 kişilik. Daha fazla kaldırmaz bu yemek. Şöyle bir yapalım. Sarımsak ilave etmeyeceğim. Yemeğin kendi lezzeti yeteri kadar güzel. Kapağı kapatıyoruz. Zaten yemeğimiz pişmiş olduğundan dolayı ortalama ocakta bir 10 dakika kaynatacağız. Ocağın başına geçiyorum. Altını yaktım. Ocağa koyduk yemeğe. Susuz görünmesi sizi yanıltmasın. Bu yemek zaten susuz olacak. Kapağı kapatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Bu harcıklardan da belli. Patlıcan kaynamış. Şöyle bir gösterelim. Suyunu bir damlatalım her tarafına. Altını kısıyoruz. En kısık derecede buna hiç dokunmayacağız. 8 dakika kaynayacak. Tam birbirini özleşecek. Kısık ateşte yemeğimiz kaynamaya devam ediyor. Şöyle bir gösterelim. Daha fazla pişirmeyeceğiz. Şöyle bir yükselttim altını. İyice bir kaynatıyorum. Ortalama 10-15 saniye. Yemeğin altını kapatıyorum. Elimi hiç değmeyeceğim. Yemek içine çökecek, oturacak. Bir ortalama 5-6 dakika dinlendireceğiz. Şöyle yemeğimizin kapağını bir açalım. Yemeği bozmadan kenarından şöyle alacağız. Dibindeki suya da bakın. Çok az bir suyu var. Tam bir tencere oturtması oldu. Fırına gerek kalmadan tencerede lezzetli güzel bir yemek oldu. Tabii ki kızartılan her türlü yemek lezzetli olur. Sosundan üstüne koyalım. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. Allah'ın izniyle sizi yanıltacak tarifler vermem. Sizi mahcup düşürmem. İnşallah hayırlı video olmuştur. Şöyle bir çevirelim. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle bakın. Hala yemek kaynıyor. Yemeği bozmaya kıyamıyorum.